Bismillahirrahmanirrahim. Ruhul Meani kitabın adı. Yazarı Alusi. Dal Tefsir. Tefsir dalında yazılmış olan Ruhul Meani adlı kitaptan hareketsiz metinlere hareke verme bağlamında bir bölüm inşallah okuyacağız. Birinci cilt Fatiha suresinin tefsirine bir göz atalım. Hatta bunu resim formatını alarak üzerinde yazmak, çizmek de mümkün olabilir. Devam edelim. Suratu, değil mi? Sûratu Fatihatil Kitabi. Sura kelimesinin evvelinde bir tane ne olması lazım? Hemen sağ tarafında. Hadihi vardır. Mahzuf. Ha, şeklinde. Hadihi olur. Evet, hadi, hadi. işte bu. Hadi mübtedadır. Sura kelimesi ne olur? Sura kelimesi haberdir ve muzaftır. Fatiha kelimesi hem muzaf hem muzafın ilehtir. Bir kelime aynı anda hem muzaf hem de muzafın ile olabilir. Er kitap lafızı sadece muzafın ilehtir. Hadi işte bu hangi bu? Zihninde benim kendi zihnimde tasarladığım şey var ya nedir? Sûratu Fatihatil Kitab. Fatiha'tur Kitab suresidir. Niye hadihi dedik de mesela hada demedik? Hada da diyebilirdin. Demedim çünkü sûra lafzı müennes'tir. Hada müzekkerdir, uyumsuz olur. Bu yüzden hadihi yazdık. Bir önceki derste ifade etmiştik. Bu kitap adlarında, başlıklarda genelde hüve, hada, hadihi, hiye gibi lafızlar, mahzuf müptadalar vardır demiştik. İşte burada da mevcut yani. Peki peşine ibareye başlayalım. İhtelefe uhtulife İhtelefe bak Farklı farklı okuyalım. İhtelefe İhtilaf etti. Malum okursan. İhtelefe hangi babdan? İhtelefe iftâle iftâde iktesebe kesebe iktesebe ihtalefe ihtilaf etti kim etti peşine bakıyorsun fail yok değil mi ha, o zaman ne yapman lazım ihtalefe değil uhtu life meçhul o uhtu life uhtu ihtilaf edildi kim tarafından o yazmıyor işte itiraf edildi faili ortada. Peki ne dair itiraf edildi? Fiha buna dair bunun hususunda hangi bu? Fatih'adan bahsediyorsun değil mi? Fatihatur kitapta. Fatiha lafzı nedir? Fetaha, yeftahu, fethun, fatihun, fatihatun ismi fail değil mi? Nasara, yansuru, nasrun, nasirun, nasiratun gibi. Müennes yani madem ki müennes o zaman müennes zamir kullanacaksın. Fiha dersin. Fihi demezsin. Ha zamirini kullanırsın. Müennes zamir. Uhtulife ihtilaf edildi. Ne dair? Fiha. Fatihatul kitaba dair. Fatiha suresine dair ir ihtilaf edilmiştir. Fel ekserune. Ekser çoğunluk demek. Ekserune çoğunluğu. Kimin çoğunluğu? Tabii ki ulemadan bahsediyor. Tefsir de ilişkili olan alimlerden bahsediyor. Onların çoğunluğu neye dair ihtilaf edildi? Peki. Uhtulife ala enneha ala enneha ha müennes zamir. Fatiha'tır kitap. Fatiha müennes o yüzden. Ala <tuhlu> enneha ala enne fatiha el kitap demek. Yani Fatiha kitabı, Fatiha suresi nedir? Mekki yetun, dir şeklinde bir okuduk. Şimdi hala harfi cerri var. Harfi cerden sonra elif nun maddesi, bak haladan sonra ne dedim. Belki inne ne der en okudum. Belki inne. Ha, harfi cerden sonra elif nun maddesi geldiğinde inne okunmaz. Harfi cerden sonra ne okunur? Enne okunur. Klasik kitaplarımızda izharda işlenen bir konudur. O yüzden enne dedim. Enne ismi nasıl nasf haberini raf eder değil mi? Hurufu müşebbetun bil fiil diye adlandırılmıştır. Yani ismi ve haber olması lazım. Ha onun ismi. Zaten hurufu müşebbetun belifeyn dediğimiz gruba dahil olan isimler onların isimleri olur. İsimler isimleri olur. Doğru olmadı. Şöyle diyelim. Hurufu müşebbetun belifeyn dediğimiz bu harflere, bu lafızlara bitişen zamirler nedir? Bizzat onların isimleridir. Zamirden sonra gelen kelime de onların haberidir. O yüzden Mekke kelimesi, Mekki kelimesi haberdir. Mekkiyetun merfu. Çünkü en haber raf Bel, belki de bilakis aksine diye bir şekilde okuyabilirsin. Bel min evaili ma. Evail evvel kelimesinin cemi mükesseridir. Evail diye okunur. Evail. Hocam evvail, hemzenin, lamın hemen sağındaki hemzenin esirle okunması gerektiğini nereden biliyorsun? Lamın hemen sağındaki hemze. Bilebilir misin? Daha önce bu kelimeyi ya görmüş olmalısın ya da na, nasıl bilebilirsin? Ya da bu kelime müfredini tespit edip sözlüğe giderek bizzat bu kelimeyi, cimi yani bulursun. O şekilde de anlamak, bulmak, tespit etmek mümkündür. Evvaili maa min evvaili ma o şeyin evvellerindendir ki o şeyin evvellerindendir ki nezele indi inen şeylerin ilkindendir. Nereden indi neye dair? Minel Kur'an. Kur'an'dan inen şeylerin evvellerindendir. Hala kavlin. Bir kavle göre böyle. Yüzde yüz demiyoruz. Bir kavil, bir görüş ve bir demiş zaten. Bir de burada ona dair ayrıntılar verilmiş. Yani biri görüş dediğin kimdir ona dair ilave bilgiler var. Hala kavlin dedik. Şimdi min harfi cer. Men değil. Min eva ili. Eva ili ma. Eva ili eva ilin değil yani. Kelimenin sonucu harfi olan lama temin vermiyorsun. Çünkü eva il muzaftır. Ma onun muzaf olur. Nezere indi. Ne indi? İnenle. Minel Kur'an'ı Kur'an'dan indi minel Kur'an'ı ala kavlin. Ala harfi Kavlin. Onun mecruru oluyor. Bir görüşe göre böyle. Ve o. Yani bu böyle bir görüş ifade edildi. Bu görüş. Ve o. Yani bu görüş. El merviyyü. Rivayet edilmiştir. Kimden rivayet edilmiştir? An Ali'nin Ali'den, Hazreti Ali'den. Aliyin ve daha kimden rivayet edilmiştir? Ve İbni Abbas'in İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Ve daha kimden rivayet edildi? Katadete Katade den de rivayet edilmiştir. Üç tane kişi saydı. Bunlardan rivayet edilmiştir. Razıallahu anhum. Allah her birinden razı olsun. Şimdi ne dedik? An Ali Yin. Ali kelimesi e, musariftir. Temin alır. Ali Yin. Sıkıntı yok. İbni. İbin kelimesinin nuna esreyi verdik. Niye? An harfi cerri vav sayesinde varlığını etkisini sürdürüyor ve İbin kelimesini cer İbin İbn kelimesi muzaf olduğu için temin almaz. İbni şeklinde. Nunun tek esresiyle. Abbasin. Abbas musariftir. Muzaf değil. Elif lamı yok. Gayrı mustarif değil. De. Öyleyse temin alabilir. Almış. Peşine ve katadetin diyemiyoruz değil mi? Aslında aynı harfi cerri devam ettiriyor. Yani an, şu an ne demek? Den dan. El merviyyü an. Felence, dan aktarılmıştır. İşte Hazreti Ali'den, şundan, bundan. Ve el merviyyü katadete demektir. El merviyyü an, Katade. Vavat vahfi sayesinde o mana kendisinde var. Katade kelimesi gayri olduğunda ne olur? Temin almaz. Başka esre de almaz. Ne olur? Ceralameti fetadır. Katade kelimesinin gayri olduğunda bu irab alması gerektiği Avamin adlı kitapta işlenmiştir. Peki bunun gayri olduğunu sen nereden çıkardın? Kanıt ne? Katade özel isim değil mi? Alem başka e, müennes müenneslik alameti de var. Müennes artı alem, tenis artı alem. O zaman ne oldu? İlgili kelime gayrımusarif oldu. Gayrımusarifleşti. Gayrımusariftir. O zaman cer alameti olarak fetha alması gerekir. Cer alamet alması gerektiğini nereden anlıyorsun? Cümlenin akışından bak. Şundan 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 rivayet edilmiştir ve bu kişiden derivat edilmiştir. O atıf harfi o el an manasını taşıdığı için an harfi cerri kendisini göstermek ister. Sahne benim der ama katade kelimesi ver musariftir. Öyle kendini çok da ortaya çıkartamazsın. Senin etkin olsa olsa ile olacaktır der. Fetha kalır. Bunu avamil adı kitapta da daha önceden anlattığı kitapta mevcut. Pe peşine vav var. Ve şimdi el mervi etkisini devam ettiriyor mu? Bak oku anlarsın. İstersen ekserru de ister Ekseri ra fark etmez. Sen bir oku manayı bir düşün. ekseri sahabeti ve sahabenin çoğunluğu. Sahabenin çoğu. Sahabenin çoğu ne? Ve sahabenin çoğundan da rivayet edilmiştir. Yani el mervi yu'an etkisini devam ettiriyor. Vav atıfafi. Ee, o zaman ne olur? Ekseri ra'nın kesesiyle ekser ismi taf dedi, biliyorsunuz. Ekseri sahabet ekser an harfi cerrinden dolayı mecrur ekser muzaftır. Es saha e, sahabeti de onun muzafın ileyhi olmaktadır. Bu noktalı yani sahabeti sahabenin de çoğunluğu tarafından rivayet edildi. Ve mücahidin bu defa vav'dan sonra an getirdi. Deminden beri havadan sonra getirmiyordu. Şimdi getirdi. en mücahidin, mücahitten de rivayet edilmiştir. Ne? Enneha hatır kitab, ufata suresi nedir? Nedir? Medeniye tün. Evet, medeniye en Enne, inne, enne bu gruba bitişen zamirler, isimler olur. Peşlerine haber gelir, haberler merfudur. O yüzden medeniye Tun diye okuman gerekiyor. O medenidir, medeni bir süredir. Niye an kullandı? O sonra niye an getirdi? Şimdiye kadar getirmedi. Çünkü el mervi yu'an diyerek tek bir görüş, o görüşe yani Mekki olduğuna dair görüşleri kimler rivayet ettiyse onların hep isimleri verildi, verildi, verildi. Şimdi muarız görüş, farklı bir görüş ifade ederken an harfi cerrini kullandı. El merviyu an mücahidin enneha medeniyetun demiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Böyle bir bölüm okuduk. Burada tamamlıyoruz.